Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Girişim kanalımıza hoş geldiniz. Videoya girmeden önce bugün 29 Ekim 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Umarım herkes Cumhuriyetimizin değerini bilip, Cumhuriyetimize sahip çıkar ve korur. Umarım önümüzdeki 100 yılı çok daha güzel bir şekilde hep beraber mutlu ve sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz. Şimdi hemen isterseniz videomuza başlayalım. Bu videonun konusu arkadaşlar, 2024-25 yılları arasında geleceğini düşündüğüm kripto boğasına gireceğim altcoin sepeti. Bunlar benim kendi fikirlerim arkadaşlar. Tabii sizlere hiçbir şey diyemem. Sizler de arkadaşlar lütfen yorumlara kripto boğasına hangi coinlerle girmeyi planladığınızı yazın. Ben yazdığınız coinlerin hepsini tek tek inceleyeceğim. Şimdi çok detaya girmeden arkadaşlar coinleri tek tek üzerinden geçeceğim ve neden bunları seçtiğimi söyleyeceğim. Birincisi Ethereum. Bence arkadaşlar herkesin kesinlikle portföyünde olması gereken bir coin. İnanılmaz derecede büyük bir ekosistemi var. Piyasadaki en gelişmiş proje diyebiliriz arkadaşlar. Hem de en eskilerinden bir tanesi. Kriptoda amacımız kazanmak, önceliğimiz kaybetmemek olduğu için en az risk ile en yüksek potansiyeli alabileceğimiz coinlerin başında Ethereum geliyor bence. O yüzden arkadaşlar birinci coin bu. İkinci coin Polygon Matic. Matic arkadaşlar Polygon 2.0'a geçti ve kendi tokenomics'lerini biraz daha düzeltti. Ve ilerleyen zamanlarda hem ZK EVM hem de diğer alanlarda işte data availability layer'lar tarzı vesaire birçok işlemlere girecek. O yüzden Polygon'u da burada tutuyorum. Tekrardan bence güzel fiyatlara ulaşacaktır bir boğa geldiğinde. Polygon'un ayı sezonunda bile çılgınlar gibi çalıştığını unutmamamız lazım. Üçüncü coin Chainlink. Piyasada daha önce sizlere söyledim. Piyasada bence en kaliteli altyapı projesi bu arkadaşlar. Dış dünya ile kripto dünyasını birbirine bağlayan bir proje ve birçok bankayla vesaire çalışmaları var. Swift ile bir anlaşmaları vardı en son. İşte blockchain teknolojisini kullanarak. Bunların hepsi gelecekte çok daha değerli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden Chainlink kesinlikle ama kesinlikle portföyümde yer alması gerekiyor. Üçüncü coin Avalanche. Avalanche'in burada yer almasının en büyük sebebi alternatif bir layer 1 projesi arkadaşlar. Yani tüm dünya bir anda Ethereum kullanacağını zannetmiyorum. Alternatifleri de olacaktır. İşte Solana olacaktır, ne bileyim Injective olacaktır. Avalanche arkadaşlar benim beğendiğim bir proje. Fiyat performansı çok iyi değil ama tekrardan arkadaşlar yükseleceğini düşünüyorum. O yüzden 2024 boğa sepetimde tutacağım coinlerden bir tanesi de AVAX. Altcoin sepetimde ekleyeceğim ve kesinlikle bunları bir de stake'e koyacağım projeden bir tanesi de Cosmos. Cosmos arkadaşlar kaliteli bir proje, vizyonu çok iyi bir olan bir proje. Ve şöyle bir artısı var. Eğer sizin elinizde bir atom varsa ve bunu stake ediyorsanız ilerleyen yıllar içerisinde Cosmos ekosistemi içerisinde çıkan projelerden çok güzel airdroplar kazanabiliyorsunuz. İşte en son Celestia böyle bir airdrop yaptı. Yani coin'in fiyatı çok ilerlemese bile ekosistem üzerinden çok güzel kazanç getirebiliyor. O yüzden bir hype geldiğinde burası da çok güzel yükselecektir diye düşünüyorum. Bir diğer coin arkadaşlar Optimism, diğeri de Arbitrum. Hem Optimism'i hem Arbitrum'u kesinlikle ben boğada elimde tutmak istiyorum. Layer 2 deyince arkadaşlar her iki projede çok güzel çalışmalar yapıyor ve kendi ekosistemini inanılmaz derecede büyütüyor. Optimism'in Super Chain mantığı var. Arbitrum'un da Orbit Chain mantığı var ve son zamanlarda bir grant verdi bütün ekosistemin içerisindeki projelere. Buradaki bu grant sayesinde de projelerin yavaş yavaş yükseleceğini göreceğiz bence. O yüzden Arbitrum'a ilerleyen zamanlarda tekrardan bir staking özelliği ya da bir fee özelliği de gelirse fiyatını çok yüksek yerlere görebiliriz. Bir diğer coin arkadaşlar Mina. Geçtiğimiz son bir ay içerisinde şöyle fiyatı 0.38'lerden vesaire bir anda neredeyse 1 dolara kadar çıktı. Sonra 0.60'larda sabitlendi. Çünkü bir listeleme geldi. Bu yüzden fiyat hızlı yükseldi. Ama arkadaşlar Mina'nın altına yatan proje sağlam, teknolojisi sağlam, ekibi iyi çalışıyor. Ekosistemi konusunda o kadar iyi diyemem çünkü biraz yavaş ilerleyen bir proje. Ama geleceği konusunda potansiyelin olduğunu düşündüğüm için boğa sezonunda elimde tutmayı düşünüyorum. Bir diğer proje arkadaşlar Rocket Pool'un RPL coin'i. Rocket Pool daha önce de paylaşmıştım. Sürekli bunun üzerine de düşüyorum. Bunun sebebi arkadaşlar Ethereum staking sektörü. Ethereum staking tamamen Lido'nun dominantında ve Lido'ya en büyük rakiplerden bir tanesi de Rocket Pool. Ve Ethereum camiası Rocket Pool'a daha yakın. O yüzden arkadaşlar RPL coin'i de ben bu adı elime tutmak istiyorum. Bir diğer coin arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı GMX platformu. GMX çok güzel bir performans sergiledi geçtiğimiz yıllar içerisinde. Tekrardan buradaki bu performansını yükselteceğini düşünüyorum. Yani buradaki arzının 10 milyon adet bile olmadığını düşünürsek fiyatı bence gayet güzel yerlere gidebilir. Bir diğer proje Pendle. Pendle arkadaşlar neredeyse 1 yıl öncesinde de paylaştım. Bunun fiyatı 0.20'lerdeydi, 0.30'lara çıktı, 0.40'lara çıktı. Diye fiyatı neredeyse 1 dolara kadar geldi. Market cap'ine bakarsak 200 milyon dolarlık bir market cap'i var. Bence gayet gidecek yolu da var bu projenin. Çünkü mantığı çok iyi arkadaşlar. Sizlere vadeli olarak coin satabilme mantığına sahip. Mesela adam diyor ki gelin size ben diyor Ethereum'u bugün 1500 dolardan satayım. Ama siz elinizdeki Ethereum'u 2 yıl sonra alın. Yani size 1500 dolardan bugün Ethereum satıyor.
ve 2 yıl sonraki fiyatı artık belki 10 bin olur, belki 1000 dolar olur. Oradaki karar arkadaşlar size kalmış. Eğer piyasaların yükseleceğini ve Ethereum'un değerleneceğini düşünüyorsanız çok ucuzdan size Ethereum satabilme imkanı sağlayan bir proje. Bir diğer proje arkadaşlar Radiant Capital. Bu da DeFi konusunda oldukça beğendiğim bir proje. 80 milyon dolarlık bir market cap'i var. Bence oldukça düşük. Projenin kalitesini ben seviyorum. Arbitrum alanındaki sağlam projelerden bir tanesi. İşte geçtiğimiz zamanlarda bir grant da aldı. Almış olduğu bu grantla beraber bence güzel bir şekilde bir hype yakalayacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer coin arkadaşlar Caspa. Caspa'yı ben buraya neden ekledim? Caspa farklı bir konsensusa sahip ve bu şekilde arkadaşlar kendi projesini de çok fazla insana duyurdu. Fiyatının son zamanlarda bayağı bir arttığını da görebiliyoruz bu şekilde. Caspa'yı buraya eklememin sebebi şu arkadaşlar. Piyasaya yeni giren insanlar hep bir alternatif Ethereum, alternatif Bitcoin arar. Ve buradaki şu sıfırlar insanların hoşuna geliyor. O yüzden buraya böyle bir akın akın bir para girişi olabilir. Ben de bu para girişini arkadaşlar en tepede vesaire kullanıp oradan karımı almak isterim. O yüzden Caspa'yı buraya ekliyorum. Bir diğer coin arkadaşlar Osmosis. Osmosis de Cosmos ekosistemin içerisindeki en büyük projelerden bir tanesi ve birçok paranın döndüğü yer burası arkadaşlar. 140 milyon dolarlık bir market cap'i var. Yani çok rahat bence Onyx vesaire yapabilecek bir proje ilerleyen zamanlarda bir boğa gelirse. Buna ek olarak Osmo hem staker'larına hem de token holder'larına fiillerinden de dağıtan bir proje. Buraya bir hype geldiğinde ve para akışı sağlandığında coin'i kesinlikle yükselecektir bence. Son olarak da arkadaşlar Seedify. Seedify'ı neden buraya koydum? Çünkü Seedify bir launchpad platformu arkadaşlar ve birçok ağda genellikle ön satışlar vesaire yapabiliyor. Yapmış olduğu ön satışlar biraz daha orta seviye ya da biraz daha üst seviyeye yakın olduğu için o yüzden hoşuma gidiyor. Bence fiyatı da gayet uygun seviyelerde. Biraz daha düşmesini bekliyorum tabii ben. Bu yüzden arkadaşlar bunu da kesinlikle ekliyorum. Neden bir ön satış projesini kendi altcoin sepetime eklemek istiyorum? Çünkü ilerleyen zamanlarda bir boğa geldiğinde birçok kaliteli proje vesaire hype yapmak isteyeceği için ön satış yapacaktır. Ön satış yaparken hem ön satıştan kazanmak hem de bunların kendi coin'inden kazanmak bizlere kar ettirir diye düşünüyorum. Genel olarak arkadaşlar sizlere 2024-25 yılları arasında gelmesini düşündüğüm boğa sezonu için altcoin sepetimi paylaştım. Ben bu altcoin'lerle girmek istiyorum. Çok daha düşük ya da gen projeler tarzı şeylere girmeden risk seviyemi ortayla düşük seviyede tutup onun dışında arkadaşlar potansiyelli projelere yatırım yapmak istiyorum. Benim arkadaşlar öyle 1 dolar koyayım, 500 dolar kazanayım, 500x yapayım, 1000x yapayım. Böyle fantazilerim yok. Kriptoda bunlar yapılıyor bazen. Ama arkadaşlar ben daha sağlam projeleri daha az risk alarak ilerlemek istiyorum. O yüzden arkadaşlar 10 bin dolarım işte 10x yapsa, 20x yapsa 100 bin, 200 bin dolar gayet güzel paralar. Bunu ilerleyen zamanlarda daha güzel bir şekilde kullanıp daha güzel katlayabilirim diye düşünüyorum. Bu yüzden arkadaşlar buradaki coin'leri sizlerle paylaştım. Bu altcoin sepetine hangi coin'i eklememi isterdiniz? Onu aşağı yazarsınız arkadaşlar. Onlara da bir bakayım. Videomuzu izlediyseniz çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bize çok fazla yardımcı oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.